Kürtaş Postası'na hoş geldiniz. Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz de kutlu olsun. Konu 8 Mart olunca kadın hareketinin önemli isimlerinden uzunca bir süre bütün süreçlerinde yer almış bir isim. Çiğdem Aydın bizimle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında sadece 8 Mart'a sıkıştırılmış bir kadın mücadelesinden yani buna inanan kadınlar değiliz. En önce ondan başlamak lazım. Evet. Genelde de programlarımızda bunu dile getiriyoruz. Şimdi bu hareketin geçmişini veya şimdiki durumunu nasıl ayrıştığını, nasıl değiştiğini konuşmak istiyorum ama çok güncel bir araştırma var kadınlar ve toplumsal cinsiyetle ilgili. Evet. Kadir Has Üniversitesi'nin. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ilginç sonuçları var. Özellikle toplumsal cinsiyet algısının ve şiddete karşı yani kadınların algılarının değiştiğini gözlemlemişler geçtiğimiz yıllara göre. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten ilginç bir araştırma olmuş. İyi ki yaptırmış bunu üniversite. Ben bu senekine baktım, ondan sonra geçen senekine bir daha baktım. Yani oranlar değişmiş. Nasıl değişmiş? Nasıl değişmiş? Sorular da ne kadar farklılaşmış? Nasıl soru biçimleri çok fazla değişmemiş? O yüzden hani güvenilirliği tamam araştırmanın. Kadınların ilk sırada sorun olarak şiddeti saymaları önemli. Ardından işsizlik, sonra da eğitimsizlik demişler ki hakikaten son derece önemli üç problem. Biz alanda çalışanlar olarak bu üç problemin de altında toplumsal cinsiyet rolleri yattığına inanan kadınlarız ve bunun algısının değişmesine çalışan kadınlarız. Bunda bir parça başarılı olmuşuz. Yani şiddeti görünce tanımış kadınlar, ona göre cevap vermişler çünkü. İşsizliği bir problem olarak tanımlamışlar. Çünkü Türkiye'de ev kadını olmak başlı başına bir iştir. Çünkü ev kadını hakikaten son derece emek yoğun ve de karşılıksız çalışan biridir. O yüzden hani ev kadını olmak insanın tüm vaktini alan bir şeydir. Bu azalmış mesela. Şimdi işsizlik tanımlıyorlar. Eğitimsizlik tanımlıyorlar. Bu daha da ilginç. Çünkü hakikaten kadın kısmına eğitim gerekmez. Nasılsa hani evleneceksin, evden gideceksin, okuyacaksın da ne olacak filan filan. Bütün o söylemleri bildiğimiz için geleneksel söylemi. Eğitimsizliği de bir sorun olarak tanımlamışları ve geçen yıldan bu yana bunun artmış olmasını ben kadın hareketinin yarattığı bu farklılık nedeniyle olduğunu düşünmek istiyorum en azından. Yani iş gücüne katılma oranının %45'lerde. Yani hani çok giderek işsizlik, yani kadınların işsizliğinin aslında arttığı da gözlemleniyor. Bir de sanırım hani bu daha önce de konuşurken, sohbet ederken de bu bir ikimizin de hani gözlemi denilebilir. Kadınların aslında iş gücüne katılmamayı bir seçim gibi görme veya bunun işte medya yoluyla veya daha hani böyle rol model kadınlar yoluyla hani işte çalışmayan kadın, evde çocuk bakan kadın ve hatta eğitimli olup da çalışmayan kadın, yani çalışmayı tercih etmeyen kadının sanki bir makbullüğü söz konusu. Varmış gibi, evet. Bu bütün dünyada böyle sağ politikalar kadınları eve kapatma. Eve kapatmadan kastım da şöyle bir şey. Eve kapanmak isteyen de buyursun kapansın. Yani o şey, her kadın çalışacak diye bir şey yok. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz. Ama bunun bir devlet politikası olarak kadınların önüne sunulmasında problem var. Çünkü o zaman çalışmak isteyen kadın da kendine bir alan bulamıyor. Bunlar sağ politikalar. İşte biz de bunları çeşitli devlet yetkilileri tarafından duyuyoruz. İşte 3 çocuk doğurun, 5 çocuk doğurun, işte kadınlar iş aradığı için erkekler işsiz gibi bir politikanın biçimini bize söylüyorlar. Yani kadınlar çalışmasın zaten, otursun evinde de çocuk baksın, istihdam alanında kalabalık yaratmasın. Ki istihdamı böylece da mesela sosyal işleri, mesela hasta bakımını, yaşlı bakımını, çocuk bakımını yine kadınlara yükleyerek. Yapsın. Çünkü o tabii bakım işlerinin devamı yani. Kadınları her zaman hiyerarşik olarak ikincil, emir alan konumda ve bakım işlerinin devamı olan işlere yönlendirmek, işte öğretmenliktir, hostesliktir, İşte hasta bakıcılıktır gibi kadınlara sen kadınsan bunları çok iyi yaparsın diye bir yönlendirme var. Bunlar aslında hep devlet politikaları. Kadınlar için çizilen bir portreden ibaret bunlar. Sorun bunun dışına çıkmak isteyince başlıyor kadınlarda. Bir de tabii ekonomik olarak da şu çok bilinen bir gerçek. Toplumun yarısının üretime katılmadığı bir toplumda öyle hızlı kalkınma falan olmaz.
kadınlar üretime katılacak, üretecek bir şeyler, ekonomiye katkıda bulunacak ki. O zaman dünyanın bilmem kaçıncı ekonomisi oluruz hakikaten. O zaman kalkınırız. Ama kalkınamıyoruz çünkü istenen şey kadınlar bu alandan çekilsin. Bu bir politika. Buna göre dizayn ediyorlar ve bunu dizayn edebilmek için de cinsiyetçi iş bölümü dediğimiz şeyi. Yani kadınlar evde otururlar, oradaki bakım işlerini, kirpasak mücadelesini yürütürler. Erkekler dışarıda ekmek parası mücadelesi verir. Böyle bir net ayrım. Bunu en çok sanırım dizilerde değil mi? O rol dağılımını çok iyi yapıyorlar. Evet. Yani insanlar da ne diyor ki bu benim kendi seçimim. Öyle değil. O senin bilinçaltına. Bunu sana ders kitaplarıyla, dizilerle, devlet büyüklerinin konuşmalarıyla falan bunu sana söylüyorlar. Bu bir politikanın sonucu. Sen de zannediyorsun ki ha tamam böyle bir seçenek var. Aslında kadınlar için öyle bir seçenek yok. Çünkü o seçenekle birlikte gelen paket güzel bir paket değil. Yani çalışmadığın zaman, elinde paran olmadığı zaman her şeyin daha azına razı gelmek zorundasın. Sonra insanların bir kapasitesi var değil mi? Yani bazı kadınlar son derece becerikli, çok zeki. Yani her şeyi olabilecek durumdalarken hiç kendini öyle değerlendirmiyor. Kadın sana evde ki işlere bakman gerekir diye bakıyor falan. Bu tabii aynı zamanda insan kaynağının kötüye kullanılması demek. Peki şimdi bu hani sağ politika veya işte sadece sağ bakış açısını da düşünürsek bir de yani kadınların bir de aslında siyasi anlamda da veya işte anayasal hak anlamında da bir eşitlik mücadelesi var. Var tabii. Uzun yıllar var. Biraz aslında onu konuşmak istiyoruz hem sizin tanıklıklarınızda hem de nasıl evrildiğini görmek açısından. Ama bir son soruyla oraya geçeyim. Yani bu mesela işte eşitlik mücadelesine baktığımızda bu son dönemlerdeki yasa çalışmalarını veya işte bakışların bu eşitlik mücadelesine yani adalet üzerinden mesela bir tanımlama yapılıyor. Hani eşitlik ve adalet aynı şey evet. gibi bir yandan da öyle ama aslında gündelik hayata yansıması öyle olmayabiliyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınların eşitlik mücadelesi çok bildiğin gibi çok tarihçesi de çok eski. Fakat Türkiye'de biz önemli kazanımlarımız oldu. Önemli kazanımlar elde etti. Tüm kadınlar, kadın hareketi birlikte çalıştığımız bütün kadınlar. Ve fakat bunlarda bir durma ve giderek gerileme söz konusu. O yüzden ben şimdi bütün kadın hareketi adına konuşmayayım. Ama hani oradan zaten sizin kendi deneyiminiz, birlikte kendi çalışan bir birey olarak da bir karamsar hava var. Aman yeni hakları geliştirmek filan için enerji sarf etmeyelim, var olanları koruyalım. Çünkü onlar bile tehdit altında. Ve aslında bu da bir gerçek işte. Mesela kürtaj hakkıyla ilgili böyle bir mesele var. Müftülük nikahı mesela kadınlar için sakıncalı bir şey, kötü bir şey kadınlar için. Bu son çocuk istismarları vakalarında gündeme gelen 12 yaştan aşağı da istismar vakası olduğunda cezaları artıracağız söylemi tüylerimizi diken diken etti. Yani ne deniyor insanlara? Tecavüz edeceksen 13'ten yukarı kızları seç. Çünkü o zaman cezan daha az olacak mı deniyor filan. Yani akıl alır işler değil bunlar. Çünkü 18'in altında herkes çocuktur diye kabul ediyoruz bir yandan. Gibi gerilemeler var haklarımızda. O yüzden hani bunları aman sıkı tutalım vermeyelim gibi bir karamsarlık hakim. Fakat bir yandan da şöyle bir şey, dünya tarihine de bakınca bu hep böyle döngüsel olarak. Yani hakları kazanıyorsun, kaybediyorsun, bir daha kazanıyorsun. Bu çok döngüsel bir şey çünkü hakikaten erkekler bu alanları kadınlara vermek istemiyor. İstemiyor yani. Bunun için çok erkeklerin eşitlikçi, demokrat, işte aydın falan böyle kelimelerle tanımlıyoruz ki hani güzel iyi bir şey biz de ondan olalım falan desinler diye. Yoksa aslında bu öyle bir şey değil. Bu aslında insan olmanın gereği. Hayatı birlikte paylaşmıyor muyuz? O zaman herkes buna elinden gelen katkıyı verecek. Ama böyle işlemiyor işte. Burada bir gerileme var. Özellikle politik haklarda gerileme çok sık gördüğümüz bir şey. Yani son seçimde mesela işte HDP dışında partilerde elle tutulur bir kadın varlığı yoktu. Ve ilk Temmuz-Haziran'da yapıldığında seçim meclise işte o zaman 84 kadın girdi. Sonra 1 Kasım'da seçim yenilendiğinde kadınların sayısı birden 74'e düştü falan. Yani listelerden hemen ilk başta kadınları ayıklayıverdiler.
Böyle bir şey var mesela. Erkek politikacı şöyle bir şey söylüyor. Biz de isteriz kadın aday koymak. Fakat kadın aday koyduğumuz yerlerde oyumuz düşüyor filan. Yalan. Öyle bir şey yok. Öyle bir araştırma bile yok. Bu son ilk başta bahsettiğin Kadir Has'ın yaptığı kadın algısı araştırmasında benim çok dikkatimi çeken, üstünde düşündüğüm şeylerden biri de o oldu. Bir parti lideri kadın olsa ona oy verir misiniz diye bir soruya olumlu cevap veren kadınların sayısı da artmış. Erkeklerin sayısı da artmış. Yani tabii ki kimse ideolojisi kendisine uymadığı sürece, söylemleri kendisine uymadığı sürece hiçbir partiye lideri kadın diye oy vermez. Vermesin de zaten. Ama oy vereceğin partide kaç kadın var diye bakmak lazım. Yani orası kadınlara ne kadar yer veriyor ve kadınlar orada vitrin mi? Çünkü kadınları bir de seçilebilir yerlere koymazsak istediğin kadar listeye kadın doldur. Evet, o sayı üzerinden değil de vitrin üzerinden aslında değerlendiriyoruz. Aynen, kesinlikle böyle bir şey yapıyorlar. Ve kadınlar söz konusu olduğunda aslında liyakat tartışması. Hep o siyasi kesinlikle temsillerde evet, o söz konusu oluyor. Evet, o da ayrı. Kimse erkeklerin niteliği hakkında tartışmazken kadınlar için kendi aramızda da konuşurken de hangi kadın sorusu hep geliyor. Erkekler kimseye hangi erkek diye sormuyorlar. Şimdi tam da biraz önce o saydığınız hani mesela temel meseleler, işte istismar yaşı, nikah meselesi, gündelik hayattaki şiddet meselesi. Aslında burada kadınların hepsinin ortak noktası ve kadın hareketleri de Türkiye'de çok çoğullaşmış ama çoğullaşmasına rağmen çok kendi mahallesinde ne doğru kapanma şeklinde, Türkiye'nin diğer aslında konularında olduğu gibi, yani genel konularda da durum bu. Şimdi mesela bugün işte bir grup kadın İHAK öncülüğünde sınırdaydı. 8 evet, Mart günü vesilesiyle Suriye'deki kadınların hani işte destek olmak için gittiler. Onlar ayrı bir yerde. İşte bir yandan tartışma yürüyor, niye Türkiye'ye eğilmiyorlar falan. Ama bir yandan mesela işte gece yürüyüşü var bu akşam. Evet. Hani kadınlar çoğul. Bir yandan da işte aslında hani toplumsal cinsiyet anlamında da algı artıyor. Ki aslında kadın hareketleri diğer sivil toplum kuruluşlarına veya diğer konulara göre biraz da çoğullaşabilen bir yapı. Yani daha geçmişte bir araya gelip birlikte iş yapma, farklı kadınların bir araya gelip iş yapma biçimi anlamında örnek de var. Ama şu an gördüğümüz noktada kadınlarda da bunun olmadığı. Bu mesela kadınların aslında kazanımlarını veya mücadelesini nasıl etkiliyor size göre? Ben bu bir araya gelme halinin kaybolduğunu değil ama azaldığını, ateşinin düştüğünü düşünüyorum. Tekrar o eski günlere de döneriz diye ümit ediyorum. Ama bunda da bizi bölen politikaların artık elle tutulur halde oluşunun da büyük payı var. Mesela o hal var. Yani arzu ettiğin gibi bir işte sokağa döküleyim, protesto edeyim, bağırayım, çağırayım. Yapamazsın. Çünkü o hal koşulları altındasın. Kadın dernekleri kapatıldı ardı ardına. Bu o kadınların örgütlülüğünü bozmak demek. Onların ilişki ağlarını bozmak demek bir, filan. Şimdi bu tür koşulların altında da doğaldır kadınların şu aralar bir araya gelememesi. Ama senin de gayet iyi hatırladığı gibi işte nasıl medeni yasa için bir araya gelindi. İşte başörtüsü serbest bırakılsın üniversitelerde için bir araya gelindi. Türk Ceza Kanunu'ndaki maddeler değilsin. Biz gene o güce sahibiz, o akla, o tecrübeye sahibiz ve bunu yeniden yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Nitekim mesela bu işte müftülerin nikah kıyma meselesiyle ilgili olarak çok sayıda kadın örgütünün tepkisi oldu, ortaya çıktılardı. Son cinsel istismar vakasıyla ilgili olarak da kadınların birkaç yerde gösteriler yapıldı filan. Bir arada değiller, evet haklısın ama bir arada olmayı engelleyen koşullar yüzünden. Bence kadınlar bu o hal filan bittikten sonra bir araya gelebilirler. Peki bu hareketin işte tam da bu noktada dünyadaki kadın hareketini de düşünürsek, yani Türkiye'deki kadın hareketinin nasıl evrildi? Mesela siz geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da bir epey bir kadın evet, bir araya geldiniz ve bunu da konuştunuz aslında. Evet. Geçmişini konuştunuz, bugününü değerlendirdiniz ve geleceğini de konuştunuz. Evet. Bir bugün değerlendirmesinden geçmişten gelerek yapsak ve sonra belki de gelecek konuşuruz. Şöyle bir şey, yani bu hem tarihçe hem de böyle çok kaba hatlarıyla bir ne olup bittiğinin özeti. İkinci dalga 80'lerde yükselen örgütlenmelerle kendini göstermişti. İşte çok sayıda örgüt, işte
Kader kuruldu, kadınların siyasette var olmasıyla ilgileniyor. Mor Çatı kuruldu, Kamer kuruldu, şiddetle ilgileniyor gibi. Böyle uzmanlaşan zaman içerisinde kadın örgütleri çok sayıda. Ve akademi bu konuya eğildi. Çok sayıda makale şu bu. Sonraları işte Kadınca dergisi, Duygu Asena meselenin popülerlik kazanması, daha çok konuşulur. Yaygın medyaya geçiyor, geçmiş olması falan filan. Sonra başka bir hareket başladı. Daha işte medeni yasanın değişmesi, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun kurulması, işte insan hakları ombudsmanlığın kurulması gibi, işte kadınların soyadını kullanabilmesi gibi, yani yasalardı daha da ileriye nasıl taşırız filan. Onların mücadeleleri. Ondan sonra da şimdi mesela şöyle bir şey oluyor. Çok sayıda genç kadın aktivist var. Erkek var aralarında. Bu mesela bizim bundan 10 yıl önce hiç görmediğimiz bir şeydi. Bir de şu var, LGBTİ hareketle şimdi çok daha ortak zeminde mücadele ediyor. Bu dönemin ayrıştırıcı özelliği bence bu. Yani bunu bir de şimdiki aktivist genç kadınlar öyle dernekleşmiyorlar. Çünkü dernekleşmek... Daha protest, daha özgür aynen. Bir... O bir yapı. Genel kurulda yapacağım, defterde tutacağım falan. Yani o valiliğin çerçevesini, bir kanunun çerçevesini çizdiği bir şey. Ona uymak zorundasın. Hiç oralarda değiller. Tamamen bir araya geliyorlar, protestolarını yapıyor. Üniversitede örgütleniyor. Kadın kulüpleri kuruyor, okumalar yapıyorlar filan. Olağanüstü serbest ama güçlü. Birbirlerini çok geliştirdikleri yapılanmalar halinde ilerliyorlar. Mesela bu son dönemde böyle bir şey var. Bu çok güzel bir şey. Yani ben de artık hani bizim gibilerin biraz daha kenara çekilip artık alanı onlara tam olarak, yani aslında hem onlar hem biz, yani aynı yerde birlikte mücadele veriyoruz sonuçta. Ama biraz daha hani geriye çekilmeliyiz ve artık onların sesini ve dünya algısını duymalıyız diye düşünüyorum bir yandan da. Geleceğimiz bence parlak. Bizden öncekilerin, ta Osmanlı'dan bu yana süren kadın hareketinin ektiği tohumlar vardı. Bunlar 80'lerde falan fidan oldu. Bizim zamanımızda küçük boy ağaçlar oldu. Şimdi bunlar artık büyük, kocaman gövdeli, sağlam gövdeli meyve ağacına dönüşecekler. Bunu da bu üçüncü kuşak kadın hareketi yapacak diye düşünüyorum. Peki bu çok tartışıldı mı? Hani mesela bunun, yani bu genç kadınların bunu seçme biçimi biraz daha hani işte medyanın değişmesi ya da işte medyanın tek tipleşmesi, kendisine alan açmak, evet, veya farklı örgütlenme biçimleri, bunlar mesela, bunlar biraz da sosyolojik durumun veya toplumsal durumun getirdiği bir konu. Elbette öyle. Yani hiçbir zaman için politikadan bağımsız değiller. Teknolojinin gelişmesiyle çok bağlantısı var. Çünkü artık işte eskiden mailleşirdik, şimdi WhatsApp'laşıyoruz falan. Yani iletişim çok daha kolay. Hızlı örgütlenme araçlarımız var. Eskiden birbirimize mail yazardık ya da işte telefon ederdik, çalar çalar açılmaz. Çünkü o sırada başka bir iş yapıyor. Mail yazarsın, bugün internetim bozuktu, açılmadı der, bakmamıştır maillerine. Şimdi WhatsApp'tan yarım saat içinde. Teknolojinin bu manada büyük katkısı oldu bu tür örgütlenmelere. Bir de tabii dünyayı da takip ediyorlar. Dünyadaki kadın hareketleri kim nerede ne söylemiş, senin burada bir saat sonra haberin oluyor. Bu önemli, bunu takip edebiliyor olmak. Bir de tabii çağın da getirdiği bir şey var işte. Bu sosyalleşme, ağlar kurma, başka değerler ön plana çıkıyor. İşte eskiden ne bileyim rekabet, daha bir post sahibi olmak, ben daha fazla görüneyim. O kurumsallık da bunu sanki daha bu şey oluyordu. Yani hani o kurumsal yapılar, hantal diyeceğimiz sınırlar, evet, içinde kurumsal yapılar, evet, da onu mesela rekabeti daha önceliyordu. Şimdi biraz hani böyle örgütlenmeler olmayınca. Tabii, çünkü bir taraftan hem bütün bu teknoloji meselesiyle dünya değişiyor, hem de kadın aklının ekonomide de çok mühim bir şey olduğunu keşfetmiş durumdalar. Bununla ilgili bir espri vardı hatta, işte o 2011'deydi galiba, Amerika'da işte büyük bir ekonomik kriz patlak verdi, yatırım bankaları çöktü falan. Yani bizde öyle bir sistem olmadığı için hani insanların anlaması kolay değil, ama yani bankaların çökmesi demek çok önemli bir şey demek. Ve bu çöken bankalardan bir tanesinin adı da Lehman Brothers'tı, yani Lehman Biraderler. O zamanki şaka Amerika'da, eğer bu Lehman Sisters, Lehman kız kardeşler olsaydı batmazdı diye. Hakikaten de o ekonomik krizde genel müdürü diyeyim, CEO'su kadın olan firmalar hiç batmadılar. Çünkü kadın aklı başka türlü çalışıyor iş yaparken. Bunların filan farkına vardı dünya, Amerika, Avrupa filan. Bu farkına varış da dolaylı olarak buradaki örgütlenmeyi, kadın hareketinin gideceği yolu, giderken nasıl gideceğini filan etkiler oldu.
Şimdi bir tanesi diyorsunuz ki yani gelecekle ilgili işte bu kadınlara, yeni kadınlara alan açılması. Evet. Peki onun bizim dışında... açmamız lazım. Bizi yaşlılar artık. Peki başka ne yapılabilir? Yani hani gelecek örgütlenmesi açısından ya da işte şu anki güncel durumu da düşünürsek işte siz umutlusunuz ondan çok. Sonra ama hani işte şu andaki sıkıntıları da veya işte o halin dışındaki sıkıntıları da sayarsak yani bu mesela aşılması için neler yapılabilir? Şöyle bir şey benim kişisel görüşüm tamamen bizim kuşak bütün bunlarla uğraşmaktan oturup her şeyi belgeye dökme yazılama falan filan bunlarla hiç uğraşamadık. Birbirimizden biliyoruz neleri başarabildiğimizi. Dolayısıyla da bu bilgi yeni kuşakta yok. Mesela onların tarihçesi daha bu müftülük nikahına karşı çıkmaktan filan başlıyor. Mesela ben toplantılara katılıyorum, orada da görüyorum. Halbuki arkada, yani daha da yakın sayılacak bir geçmişte önemli başarılar var. Bunları bilmenin onları güçlendireceğini de düşünüyorum. Yani yapılmışı yeniden yapmanın da manası yok. Ya da yapmanın tarzını daha da geliştirebilirler. O tarzı da aktarmak gerek. Yani bizim de bu kültürü oturup biraz yazmamız lazım. Kişisel tanıklıklar, tarih tutulması. Evet. Bu herhalde şey olduğu için yani o mücadele hep böyle dakik veya evet. Hep hızlı gündemler yetişmesi gereken veya o an işte toplanılması gereken gündemler kesinlikle olduğu için. Kesinlikle öyle oldu. Bir de belleği oluşmadı ya da az oluştu. Bu anlamda sizin gibilerin aslında belki de işte buna eğilmesi. Bir de bizim alanımızda profesyonel yok. Daha yeni profesyonelleşiyorlar. Yani sivil topluma işe girmek, orada sigortalı olmak falan şurada son 4-5 yılın işi. Biz hepimiz hala da öyleyiz. Büyük bir kısmımız kadın hareketi dediğin yer gönüllü. Bu ne demek? Hepimizin bir taraftan kendi işi var. Profesyonel para kazanmak durumunda olduğumuz işlerimiz var. Ailelerimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var, kiminin bakılacak annesi var, kiminin bakılacak çocuğu var. Yani bütün onların arasında bu gönüllülük işini yaptık. Bunu tam zamanlı bir iş olarak yapmadığımızdan da o kültür oluşmadı. Şimdi aslında oturup bunu yazmanın zamanıdır diyorum. Çünkü çok sayıda bilgi belge yani birçok yerde birçok şey oldu. Çoğunu bilemiyoruz bile çünkü kaydı yok. Halbuki bunları toplamak genç kuşağa büyük de bir arşiv ve cesaret yani. Peki o zaman size çok teşekkür ediyorum. Kolay da gelsin hepimize. Bu kişisel arşivler ve bellekler için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kadın. 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 Çocuk. Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk. Nokta.